Değerli izleyicilerimiz, yeni haftadan hepinize merhabalar. Bir ana haber bülteniyle daha karşınızdayız. Günün gelişen haberlerini sizlere aktaracağız. Ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Efendim, Çanakkale'de kontrolden çıkarak takla atan otomobil alev alev yanarken aracın içinde bulunan 4 kişi ise kül olan araçtan sağ kurtuldular. Kaza Çanakkale ile Çan Karayolu'nun 39. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Çanakkale'den Çan istikametine giden Kürşat Gökçelik idaresindeki 17KR866 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan tabelaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobil yanmaya başladı. Araçta bulunan sürücü Kürşat Gökçelik, eşi Dilek Gökçelik, 2 yaşındaki kızları Dilşah ve araçta yolcu olarak bulunan Remzi Çelik yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken takla atarak yanan otomobile Çan Belediye İtfaiye ekipleri müdahale etti. Araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Çan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. Bir kaza daha vardı ama öncesinde olayı sizlere aktaralım. Çan ilçesinde modifiye araç sevdalıları düzenlenen bir etkinlikte buluştular. Çan Modifiye Center adını verdikleri bir grupta toplanan modifiye edilmiş 250 araç sahibi trafiğe kapalı alanda gösteri yaptı. Hacılar Altı Çınarlığı'nda yapılan gösteriye çok sayıda otomobil sever katıldı. Özellikle genç sürücülerin gösterdikleri performansa büyük beğeni topladı. Çan Modifiye Center adına bir konuşma yapan Göksel Gündüz, Çan Modifiye Center ailesi olarak güzel bir etkinlik düzenlemiş bulunmaktayız. Etkinliğimizin amacı insanları esrar, uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklardan uzaklaştırarak araçlara karşı bir hobi edinmesini sağlamaktır. Bu Türkiye'de yasal bir durum değil, kanunların engellenmesiyle boynumuz bükük. Bu küçük yaşta başlayan bir tutku. Paramızı kötü şeylere yatırmak yerine buna yatırıyoruz. Boşa zaman harcamayarak vakit geçiriyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz. Bugün toplantımıza Edremit, Balıkesir, Biga, Lapseki, Çanakkale bölgesinden 250 araç katıldı dedi. Ve değerli izleyiciler, Çan ilçesinde modifiye araçların gösteri etkinliklerinden araçlardan 5 tanesi kaza yaptı. Zincirleme şekilde meydana gelen kazada otomobiller kullanılamaz hale geldi. Kaza pazar günü 15.30 sıralarında Çan Çevre yolunda meydana geldi. Çan'ın Hacılar Altı Çınarlığı'nda düzenlenen modifiye araç gösterisinden dönen 5 otomobil kaza yaptı. Zincirleme şekilde birbirine giren araçlar kullanılamaz hale gelirken yaralanan olmadı. Olay yerine gelen trafik polisleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Değerli izleyicilerimiz, Orta Doğu'da yaşanan İsrail zulmünden kaçıp Çanakkale'ye sığınan Filistinli aile ülkelerine geri dönmek için yardım bekliyorlar. Filistinli Nasser Jaser, eşi Almaz, çocukları Ömer, Şima, Hasem, Marwan ile ülkelerinden ayrılarak 7 Nisan 2013'te Türkiye'ye sığınmacı olarak yerleşti. Çanakkale'ye yerleşen Jaser ailesinin Mone adını verdikleri bir çocukları daha oldu. Zorlu hayat koşullarında mücadele eden ancak kendilerine sahip çıkılmayan aile fertleri Filistin'e dönmeyi göze aldılar. Maddi durumlarının güç olduğunu belirten Nasar, gerekli masraflar konusunda yardım taleplerinin olduğunu belirtti. Çanakkale'de bir gecekonduda yaşayan aile zorlu hayat koşullarında mücadele veriyor. Komşularının kendilerine yardım ettiğini söyleyen Nasar, 2013 yılında Kudüs'ten buraya geldim. Buraya geldiğimiz zaman 4 çocuğum vardı. Geçen yıl Temmuz ayında bir çocuğum daha oldu dedi. Kudüs'te gazetecilik ve tercümanlık yaptığını belirten Nasar, Arapça, İngilizce ve İbranice bildiğini söyleyerek Türkiye'de 2 yıldan bu yana çalışmadığını ifade etti. Mecidiye Camii'nden yardım aldığını belirten Nasar, cami cemaati erzak ve eşya konusunda en çok onlar yardımcı oluyorlar dedi. Cami imamı, Ragıp okulda ve ev konusunda da yardımcı olduğunu söyleyen Nasar, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinden en fazla sağlık yardımı aldıklarını belirtti. Hastalandıkları zaman hastaneye gittiklerinde sağlık yardımının Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılandığını söyledi. Türkiye'ye gelme sebebi olarak Filistinlilerin Suriye, Mısır gibi diğer ülkelere girişinin yasak olduğunu ifade eden Nasar, Amerikan Yardımlaşma Merkezi bizim için gidebileceğimiz tek yerin Türkiye olduğunu belirtti ve onun için biz de Ankara'ya geldik, başka bir ülkeye gidiş başvurusunda bulunmak için dedi.
Değerli izleyiciler, Biga'dayız. Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'nda ıslah çalışmaları için içi boş top mermisi bulundu. Kocabaş Çayı'nda ıslah çalışmaları sırasında savaşlardan kalma top mermisi bulunurken Biga Kaymakamı Fatih Genel, bulunan cismin yaklaşık 15 santimetre çapında ve 70 santimetre boyunda bir top mermisinin çekirdeği olduğunu söyledi. ...15 santim çapında, 70 santim boyunda bir mermi çekirdeği, yani bir top mermisinin çekirdeği. Yani bunun güvenli bir şekilde imha edilmesi lazım. Biz bunu uzmanlarına göndereceğiz, ne yapılması gerekiyorsa yapılacak. Değerli izleyicilerimiz, Çanlı ilçesi 12 kilometre uzaklıktaki Büyük Paşa köyünden geçen Kocabaş çayının suları kızıl renkte akmaya başladı. Çayda meydana gelen balık ölümleri de köylüleri tedirgin ediyor. Çanlı ilçesine bağlı Büyük Paşa köyü kenarından akan Kocabaş çayının rengi kızıl bir görünüm aldı. Çayın renginin değişmesinden sonra başlayan toplu balık ölümleri köyleri tedirgin etti. Kocabaş çayının ana kolu olan Etili köyü deresi Katrandere bölgesinden gelen suyun kızıl bir renkte Kocabaş çayının akmasıyla Kocabaş çayındaki sazan, turna ve sarı kanat cinsi balıkların ölmeye başladığını söylüyor köylüler. Çay yatağında 2007 yılı, 2013 ve 2014 yılında aynı şekilde balık ölümleri yaşandığını, bu ölümlerin Etili köyünde bulunan eski ocakların göletlerinde bulunan ağır metallerin çaya akması sonucu meydana geldiğini düşündüklerini söylüyorlar. Karabiga'ya kadar akan bir çay yatağı olan Kocabaş çayında meydana gelen bu kirliliğin bu bölge boyunca tüm canlılara zarar vermesinden de endişe ediliyor. Kocabaş çayını sulamada kullanan köylüler, kızıl renkte akarak binlerce balığın ölümüne sebep olan suların çay yatağı kenarında bulunan 25 köyün içme suyu kuyularına karışmasından da korkuyor. Köy sakinlerinden Tarık Tayhan, Kocabaş çayında 2007 yılından bu yana her yıl balık ölümleri yaşanıyor. Bir saat önce balıklar ölmeye başladı. Yetkililerden bu konuda yardım istiyoruz dediler. Enteresan. İlginç bir haber daha getireceğiz şimdi ekranlarınıza değerli izleyiciler. Gelibolu'dayız ve Gelibolu'da yaşayan bir isim Mehmet Monap. Örgü şişlerini bir kadın kadar marifetli kullanıp örgü işinde adeta kadınlara taş çıkartıyor. Anne ve babasını kaybettikten sonra iki kardeşinden ayrı yaşamaya başlayan 54 yaşındaki Monap, sağlığı elverişli olmadığı için normal işlerde çalışamaması nedeniyle belediye tarafından kendisine tahsis edilen tuvaleti işleterek yaşamını sürdürüyor. Monap, Feneraltı mevkiindeki iş yerinde daha önce annesi ve ablasından öğrendiği örgü işini boş zamanlarını değerlendirmek için sıkça yapıyor. Ördüklerinin bazılarını satıp gelir elde eden Monap, bazılarını ise sevdiği insanlara hediye ediyor. Örgü şişlerini bir kadın kadar marifetle kullanan Monap, küçük çantalar, paspaslar, şilteler ve atkılar ürettiğini söylüyor. Küçüklüğünde pek sokağa çıkmadığını, bu nedenle annesinin yanından hiç ayrılmadığını, konuşmada ve anlatmada bazı sıkıntılar yaşadığını anlatan ve aktaran Monap, "Annem ve babamın ördüklerine bakarak, annem ve ablamın ördüklerine bakarak ben de bu işi öğrenmek istedim. İşte burada tuvaletleri beklerken boş vaktimi de bunlarla değerlendiriyorum. Bazen satıyorum, bazen de hediye olarak insanları sevindiriyorum." dedi. O da mı senin? Oo. Ve gençler Aşıklar Sokağı'nda buluştular. Bayram Çiçesi Muratlar Köyü'nde her yıl düzenlenen hayır yemeği kapsamında bir araya gelen gençler Aşıklar Sokağı adı verilen 1,5 kilometrelik yolda yürüyerek eş adaylarını aradı. Ayşem.
Yani geçen sene şey yaptık, tanıştık. Bu yolda tanıştık. Ben bunu yolda geçerken gördüm. Sonra Bayram Üniversitesi'de gördüm. Tekrar numarasını istedim. Numarasını buldum. Sonra ailelerimiz tanıştı. Çanan. Biz burada tanıştık. Geçen sene hayırdır. 3-4 sene sonra falan evlenmeyi düşünüyoruz askerden gelince. Aşıklar Sokağı'ndan önce köyümüz çiftçi cemiyeti. Bahar'ın evet. gelmesinden beraber evet. yıllardan beri, geriden beri yapılan bir çiftçi cemiyeti bu. Öncelikle. Ama bunun ardından Aşıklar Sokağımızda var. Evet. Etraf köylerimizden, hatta Muğla'dan, Balıkesir, İzmir, evet. Edremit'ten gelen gençlerimiz de var. Evet. Bu sokakta yürüyorlar. İleri gitmeden, aşırı gitmeden, gönül rızasından anlaşıp evliliğe kadar gidiyor bu. Çok yerlerden geliyor, dedelerimizden. Onların da daha gerisinden beri tarihi belli değil bu sokağımızın, Aşıklar Sokağımızın. Ve Kaz Dağları kadınlara emanet. Bayram İçici sınırlarında kalan Kaz Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Ayazma Mesire yerinde Kaz Dağları buluşmasının ikincisi gerçekleşti. Türkiye'nin dört bir yanından doğa severler Kaz Dağları'na sahip çıkmak için bir araya geldiler. Atalarımız dedi de boynuz atlı güzel yöreminde ölümüne kadar gitmesi gerekiyor. Sizlerle onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bayramışlı olmaktan ben de bayramışlı olarak hepinize tekrar selam gönderiyorum ve saygılar sunuyorum. Kul hakkını savunmak için yapıyoruz. Çünkü bu bir kul hakkıdır. Tanrısal bir değere gelecek nesillere bırakmamak, gelecek nesillerin hakkını gasp etmektir. Biz böyle bakıyoruz olaya. Hangi açıdan bakarsan bak, ister milliyetçi açıdan, ister dinsel açıdan, ister mantık açısından buralarda yapılan bu tecavüzler son derece haksızdır. Onun için ben bugün burada şu anda bu topraklarda festival buluşması evet. geldik. Balıkesir Üniversitesi Bubio Burhaniye Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu olarak geldik. Evet. Güzel ortam. Oksijen bakımından zaten dünyada ikinci yer. Evet. Çok güzel ortam, çok güzel yerler. Zirveye çıktık, geldik. Evet. Çok güzel yerler. Orada yani biz şehire çok alıştık, doğada kendimizi tarif ediyoruz, yani yaşadığımızı hissediyoruz. Yiyeceğiz bunlardan, hepsini tadacağız. Evet, çok nefis organik, görünüyor. Tabii ki. Arılarla birlikte beraber yapıyoruz. Ya biz yaşadığımızı hissediyoruz burada, siz de güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Ve değerli izleyiciler, Çanakkale'de Kent Konsey Engelliler Meclisi tarafından Engelliler Haftası olması nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda bir tören düzenlendi. Tören sonunda Kent Konsey Engelliler Meclisi Yürütme Kurulu üyesi Akif Terli'nin çağrısıyla meydanda daire oluşturan engelli vatandaşlar ve katılımcılar engelliler için toplumsal birliktelik için el ele çağrısında bulunuldu. Düşenen halinden damdan düşen anlar. Her zaman olduğu gibi tekrarlıyorum. Eğer fırsat verildiğinde engellilerin eğitimden spora, sanattan teknolojiye birçok alanda
başarılı çalışmalar yapacağına inancımız tamdır. İşsiz, muhtaç durumda olan engellilerin tek geliri de ellerinden alınmakta ve çaresizliğe sürüklenmektedir. Yürüyemeyenin ve tutamayanın eli, bacağı, algılayamayanın yön göstericisi. Çanakkale'li milli sporcu Sertan Aydın'ın su altında tek nefeste 79.94 metre yürüyerek Guinness Rekorlar kitabına aday olan rekor denemesinin fotoğrafları Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde Anneler Günü'ne özel sergilendi. Performans sergilemeden önce birkaç ısınma yapmak zorundayım çünkü hem suya adaptasyon açısından hem rahatlama açısından sergiyi armağan ediyorum. Burada emeği geçen, başta Bülent Bey'e, tüm herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Arkamda bir destek olduğunu hissediyorum bir sporcuya. Bu sporda başarı destekle giden şeyler. Bazı yerlerde tıkanıyoruz çünkü bir sporcu olarak. Bunu hissetmek çok güzel bir duygu. Çok teşekkür ediyorum. Eşimle beraber su altı sporlarında büyük emek veriyoruz. Gerçekten ciddi başarılarımız da var. Bunların artık böyle görülmesi, değerlendirilmesi çok hoşumuza gidiyor. Çok seviniyoruz, mutlu oluyoruz. Değerli izleyiciler, belediye başkanlarının, CHP'li belediye başkanlarının geleneksel buluşmasına bu ay Bozcaada ev sahipliği yaptı. Geleneksel yarı maraton ve 10 kilometre halk koşusu etkinliğine katılan başkanlar, ada halkı ve esnafıyla da sıcak temas kurdular. Çanakkale'nin 2014-2019 dönemi CHP'li belediye başkanlarının her ay bir başka ilçede yapılan toplantıların dördüncüsü Bozcaada'da gerçekleşti. Çanakkale, Gelibolu, Kavakköy, Geyikli, Karabiga, Küçükkuyu ve Kepez'in Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanları Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz'ın davetiyle Bozcaada'da buluştu. Ve değerli izleyiciler, Lapseki ilçesinde iki farklı noktada bulunan geri dönüşüm kutusundan çıkan yangın korkuttu. Sabah 5.30 sıralarında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün 50 metre ilerisindeki çöp konteyneriyle bir buzhane arkasında yer alan geri dönüşüm kutusunda yangın çıktı. Dumanlar çıktığını gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hızlıca yangını söndürdü. Geri dönüşüm kutusunda maddi hasar meydana geldi. Böylelikle bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yarın akşam tekrar birlikte olmak dileğiyle hepinize mutlu akşamlar diliyoruz.